Tuğcu, benim üzerimde ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyim. Hareket ve antrenman bilimi uzmanı Erkan Tolçuk bize testin nasıl yapıldığını ve sonrasında sonuçları nasıl değerlendireceğini anlatacak. Sistemi entegre. Bu sistemin şöyle bir software'i var. Bluetooth üzerinden bana bağlanıyor. Elif'in bilgilerini bilmiştim zaten. Buradan Elif'in bir protokol yazdım. Kullandığım software Trendin ile entegre olduğu için protokolü anlatayım ilk öncesi. Elif 6 km hızla sabit bir hızla 2 km boyunca ısınacak. Sonra hızı ısınma evresi bittikten sonra her adımda binde 6 olarak artarak yani her 1 dakika sonra 1 km hız artışına dönecek. Yavaş yavaş hızlanacak. VO2max protokolü ideal bir VO2max protokolü 8 ile 12 dakika içinde sporcuyu maksimale ulaştırmak zorunda. Bakalım Elif'i kaç dakika içinde tüketir. VO2max testinde aslında böyle göz kararı sonlandıramıyorsunuz. Test sonlandırma kriterleri var. Bizim en çok kullandığımız biri 3 tane değer benim için çok önemli. Bir sporcunun maksimal kalp atımızın %90 üzerine çıkması lazım. Bir diğer oran solunum değişim oranı. Bu şunu ifade ediyor. Egzersiz esnasındaki Elif'in tükettiği karbondioksit miktarının ürettiği karbondioksit miktarının tükettiği oksijene oranından ifade ediyor. RQ ifadesi yani respiratör potasyon açılımı. Onun 1.1 üzerine çıkması lazım. Bir diğer faktör oksijen tüketimi egzersiz şiddeti arttıkça lineer bir şekilde artıyor. Belli bir noktaya geldikten sonra artık artmayıp plato çizmeye başlıyor. Bunları hepsini göreceğiz. Şu an Elif için sistem hazır. Birazdan başlatıyorum. Hazır mısın? Job. Tükettiği oksijeni kırmızı renkte buna karşı ürettiği karbondioksit miktarını gösteriyor. Sol taraftaki grafik kalp atımızını ifade ediyor. Sağdaki sütundan bakacak olursak şöyle göstereyim. Şu an Elif biraz heyecan yaptı sanırım. 140 nabızlara ulaştı. Nabızını gösteriyor burası. Şu kavun içi renkteki kısım respiratör potasyon dediğimiz bu nokta Elif'in aslında maksimal efor sergilediğini gösterecek kriterlerden biri. 1.1'in ya da 1.15'in üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şu yeşil karenin içindeki değerse Elif'in şu an kilogram başına dakikada sürekli tükettiği oksijen miktarını bize gösteriyor. Birazdan zaten devam ettikçe görüyorsunuz oksijen miktarı artıyor. Bir süre sonra stresize ulaşacak ve yana gidecek. Sonra egzersizin şiddeti arttıkça bu miktar artmaya devam edecek. Elif şu an 6 km hızla ve %0 eğimde koşuyor. Isınma evresinin 2 dakika olduğunu söylemiştim. Isınma evresi bitecek ve artık koşu bandı yavaş yavaş hızlanacak. Evet, şu an CC'de ulaştı. Biraz sonra bu oksijen miktarı artmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi kalp atımızda ani bir tepki ve sonra statistikte devam ediyor. Oksijen tüketimde egzersiz şiddeti artmasıyla beraber devam edecek. İyi misin? Kötü olduğu zaman bardan tutuyorsun, tamam mı? Ben yavaşlatacağım onu.
Evet, hızımız şu an 9 kilometrede. İlif'in dakika ventilasyonu, bir dakikada akciğerlere girip çıkan hava miktarı 70 litrelerde şu an. Relatif oksijen tüketimi 40 küsürlerde, nabızı 160'da. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, bravo, savaşıyorsun şu an, haydi bakalım. 178 nabızdayız. İyi misin Elif? Konuşmana gerek yok, elle söylersen. Hadi bakalım. Evet, artık Elif yorgunluğa karşı savaşıyor. 1.1 11'in üzerine çıktı respirator kotasyon. Dakika ventilasyon 92 litrelerde. Relatif oksijen tüketimi dakikada kilogram başına 47 küsürlerde. Ki bu onun için çok düşük. Çünkü biz bir yıl önce 65'leri görmüştük. Savaşmaya devam ediyor. Aslında birazdan bırakacak gibi. Elif iyi misin? Devam mı? Haydi bakalım. 188 nabızdayız. Artık bakın, egzersiz atmasına rağmen oksijen tüketimi yukarı doğru değil, yatay, yani bir plato çizmeye başladı. Bu aslında test sonlandırma kriteri. Buradaki değer de bir test sonlandırma kriteri. 188 nabız maksimal kalipatımızın nerede, %90'ına geçmek üzere. İstersen testi aslında burada sonlandırabilirim. Şu an Elif maksimal değerine ulaştı. Ancak antrenman yapıyor. Devam edelim mi? Hadi bakalım, birazdan bırakacak. Zaten verilerde bize onu gösteriyor. Evet, toparlanmaya geçtik. 2 dakika. Evet, test sonrası bir yüzünü görelim. Elif'in testi tam 8 dakika sürdü. İdeal kriterlerin içinde. Mahvoldu tabii. Çok iyi bir değer. Normal bir bileğe göre iyi bir değer. Sedanter bir aktif olmanın spora büyüklüğüne göre dünya sağlık örgütüne göre sıkıntı yaparsan senin mükemmel olabilir. Çok daha iyi olması lazım. Şuradan dünyadaki en iyi bir ölçmek isteyenler zaten. Nefret olarak da buradaki en yüksek ölçmek isteyenler sahipsi koşu hayal koşu branşlarına gelmesi olur. Ve dakikada görmüş bir şey yoksa 92 bin. Neredeyse senin iki katı koyulmuş olursak çok daha iyi. Bir ölçmek isteyenler bizim için ikinci geldi. Şehir noktadan bir aralık yaşı toplandı. Yolcu baksın %40'ın bu gelişti. Yine aynı farkla toplandı. Ortamın olarak şuradan söylüyorum. Aralık yaşıdaki karpatımızın senin söylüyorum, 170 karpatımızı şu nokta senin aralık yaşı karpatımızın ve kanalı yaşıdaki koşullar.